Belgelendir. 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 Üzülüyoruz. Gördüklerimize, göremediklerimize, kavuşamadıklarımıza, isteyip alamadıklarımıza, alıp mutsuz olduklarımıza üzülüyoruz. Sahip olamadıklarımıza, sahip olup engel olamadıklarımıza üzülüyoruz. Verilenin de, verilmeyenin de kıymetini bazen bilemiyoruz. Olmayışına üzüldüğümüzün hayrını göremiyor, olmadığı için üzüntüden kurtulduğumuzu bilemeden üzülüyoruz. Belki de sadece bakıp geçmek lazımdır verilmeyene, belki de sadece gülümsemeli olmayışına. Olmuyorsa, kavuşmak daha güzel olacağı içindir belki de. Her neyi istiyor ve her ne için savaş veriyorsak zamanı var, zamanımız var demek ki. Yeter ki biz o son gidişte üzülmeyelim. Tsunami'yi sadece televizyondan gördük. Ya filmlerde izledik ya da okyanusa kıyısı olan ülkelerde deprem sonrası yaşandığında televizyondan şahit olduk. Çok şükür ki başımıza gelmedi. İzlerken bile görüntüler ürkütücü. Filmde izlerken film diyorsun da gerçeğini izlerken kendini orada yaşayanların yerine koyuyor. Sonra da onlara sesleniyoruz. Hani kaçsanıza tepelere, ne duruyorsunuz orada diye. Sonra da başımıza gelse ne yaparız diye düşünüyoruz. Sonra rüyamıza giriyor. Tsunami ya da taşan deniz ve büyük dalgalar görmek neye dalalettir bilmiyorum ama bir etkilenme yaşadığımız gerçek. Artık bilinç altı nasıl bir kafa yaşıyorsa gördüğünü alır, getirir rüyana sokar. Tamam yine getirsin, göstersin de hani Konya'dasın ama rüyanda deniz evinin önüne gelip tehlike yaratır. Sen evden kaçıp yüksek tepelere çıkmaya çalışırsın. Konya'da deniz ve kaçıp çıkacağın yüksek tepe. Aklına da gelmez o an, ben rüyadayım, Konya'da deniz ne arasın, rahat ol diye. Bilinçaltı da bir mantıklı olsun. Coğrafyaya göre rüya göstersin. Bu görüntüleri izleyip izleyip Konya'da bu rüyaları görüyoruz. Denize güvenilip de bu kadar yakına ev yapılır mı? Al işte gitti ev. Sonbahar çok güzeldir, hele de ormanlarda. Her yer yaprak, her yer sapsarı. Yapraklar yorgan gibi sarar toprağa. Şöyle yürürken ayağını o tabakayı kaldıra kaldıra yürür, yetinmez içine atlayıp yuvarlanayım istersin. Gerçi bizde çimen ya da yaprak görünce hemen bir yuvarlanma isteği peyda olur. Doğanın bizde uyandırdığı his de bu. Yuvarlanmak. Aslında bütünleşmek. Doğu Karadeniz'de fındık yaprakları döküldüğünde onlar çalıdan yapılan süpürgelerle süpürülür, ahırda ineklerin altına serilir ve gübreyle bütünleşen o yapraklar sonra yeniden fındık ağaçlarının dibine atılır. Kendin yetiştir, kendin besle. Kendini kendinle besle. İşte o yapraklar süpürülürken yük yapmak için bir noktaya yığılır. Çocuklar o yığınların üzerine atlar, içinde kaybolur ve o anın tadını çıkarır. Tamam arada niye yığını bozdun diye sırta gelen bir çalı süpürgesi darbesi de olur ama acıtmaz. Boynundan aşağı şöyle kuyrukları kıskaçlı böcekler girer, toz bütün gözeneklerini istila eder ama kirletmez. Çünkü ruhun o an tertemizdir. Çünkü o müthiş bir terapidir. Aynen bunun gibi. Ha ha ha.
nasıl bilirsiniz? Evin duvarlarına tırmanır, sürüngendir. Taşlık alanlarda pat diye karşınıza çıkar, aklınızı alır. Korktuğunda kuyruğunu bırakıp kaçar. Sonra kuyruğu yeniden çıkar. Tehlikedeyken kendinden bir parçadan vazgeçer. Bizim de kalbimizi söküp alıyorlar. Yalnız zenginliğe bak. Tehlike mi yaklaşıyor? Abi sal kuyruğu, sal gitsin aman. Nasılsa yenisi gelecek. Sıkıldın mı kuyruktan? At yenisi gelsin. Bunun bir sınırı falan var mı acaba? Hani kedilerin 9 canı vardırdan yola çıkarsak kaç kuyruk atma hakkı vardır ki bunların? Bizde de olsa ya böyle bir şey. Kalbimiz kırıldığında onu atsak, yenisi çıksa. Çok acıyor, dayanılmıyor çünkü. Paytak paytak yürürler. Cesaret edip de yakından bakabilirseniz gülümsediklerini görebilirsiniz. Bu noktada benzeşiyoruz. Bizim de canımız yanıyor ama biz de gülümsüyoruz. Ama bu kadar sevimli değil. Acı acı. Sabah ne yapsam uyanamamak. Uyanmak için zorlananlar kadar uyandırmak için de zorlanan insanlar var. Hayır, sen uyanmaya zorlanırsın, bu senin sorunundur ama evde seni uyandırmakta zorlananların sorunu da olur bu. Toplu eziyet gibi. Hem kendine hem başkasına. Alarmı kalkacağı saatten yarım saat öncesine kurup çalınca ay ne güzel yarım saatim daha var uyumak için deyip mutlu olmaya çalışan da var. Mutlu oluyorsan çıkar şunu 2 saate. Sabah namazından sonra spor için parkları dolduranlara bir bakın. Çoğu ileri yaştakilerdir. Çünkü zamanın kaybedecek bir şey olmadığını onlar çok iyi bilir. Hafta içi uyanamaz ama hafta sonu izin gününde alarm çalmadan 50 defa uyanır, 70 defa geri yatar. Sonra uyuyamayacağını anlar, kalkarsın. Zerre uykun yoktur. Nerede bu uyku? Niye hafta içi seninle ters mesai yapar? Bu tipleri uyandırmak için tasarlanan bir yatak var. Gerçi bizde olsa biz onu daha ilk günde kırarız ama olsun. Denemeye değer. Hayvanları kurtarma. Hadi dereye düşen kediyi, köpeği kurtardın. Hadi karaya vuran balinayı kurtardın da. Balık kurtaran var. Denizde sular yükselmiş, o esnada kıyıya yanaşmış. Sonra oyalanıp gelgitin çekilme anını kaçırmış. Kenardaki kayalıkta küçük bir su birikintisinde mahsur kalmış. Görenler de kucağına alıp denize taşıyor. Hani tamam iyi insan olalım da balık da bu. Kesip yersin yani. Ama vicdan devreye girer. Yazık, zor durumdaki bir hayvanı böyle yakalamak ve yemek hiç etik değil diye düşünürüz. Hayır, sonuçta yakalayıp yersin. Oltanda sallanır, can çekişir. O zaman vicdan yapmazsın ama kıyıda mahsur kalmış. Yazık ama yenir mi dersin. Şahsen biz de miyiz? Ama belli ki diyenler var. Bizim gördüğümüzde ilk aklımıza gelen... Aha şimdi bunu şöyle ince ince filetosunu yap dondurucuya koy 2 ay ye... odur. Fazla yiyecekle dondurucu artık ayrılmaz bir parçadır bizim gözümüzde. Büyük bir yenir canlı görsen direkt aklına dondurucu gelir. Bizim gelir. Bunların gelmiyor. Kurallar neden konulur?
Başımıza bir şey gelmesin, toplumda kargaşalar olmasın, bir arada yaşanabilsin, insanlar nasıl davranması gerektiğini bilsin. Kuralların fazla olması iyi değil, kötüdür. Çünkü adil ve nerede neyi yapması ya da yapmaması gereken kul hakkını, adaleti gözeten insanın zaten kurala ihtiyacı yoktur. Kural bu yoksunluklar nedeniyle ortaya çıkar. Mahalle arasında hızlı gitmemen gerektiğini bilir ama uygulamazsan seni durdurmak için kasis konulur. Yani aniden çocuk çıkabilir, ona çarpabilirsin, hızını kesmezsin. Bunlar durdurmaz seni. Ama arabana ve sana bir şey olmasın diye kasiste yavaşlarsın. Ay ben hiç kural sevmiyorum, kısıtlıyor beni, o yüzden uymuyorum, çok çağ dışı. Kural değil, sensin o. Al, kural ihlalinin sonu. Durun. Bazen planlasanız olmayacak şeyler yaşarsınız. Yaşandığında akıl tutulmasına sebebiyet verecek şeylerdir bunlar. Hani ben bunu nasıl yaptım dersiniz ama gerçekten olmayacak şeydir bu yaşanan. Ama olur. Demek ki çok da olmayacak diye bakmamak lazım. Bunu şimdi ben niye yaşadım ki diye sorarsınız kendinize. Hiçbir şey sebepsiz olmaz ama mesajı sonra gelecektir. Yani biraz da sizin dışınızda gelişir bu olay. Olayda sizle birlikte hiç alakası olmayan kişiler de muhatabınız olabilir. İstemeden olmuştur ya, özür dilersiniz. Ama karşı taraf özür dilemenize rağmen yok niye yaptın, yok olur mu böyle bir şey? Oldu işte, hani ben de şaşkınım ama oldu. Yok olmamalıydı, niye yapıyorsunuz? Ne yapalım? Hani zamanı geri mi saralım? Senin beyninden bu anın silinebilmesi adına anlık amnezi yaşaman için hafıza kaybına sebebiyet verecek bir uygulamaya mı girelim? Kimseye de bir şey olmamış, zarar gelmemiş. Yok işte olmuş, bitmiş yani. Özür de diledik. Evet, tam da bu durumu anlatıyorum. Hüseyin Şemuz'a doğru. Şemuz gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye giriz o. Hüseyin Şemuz'a doğru. Şemuz gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye giriz o. Hocam topu elini içine attı. İhanet çok ağırdır. Her şeyi kaldırabilirsin de ihaneti kaldırmak, kabullenmek zor gelir. Küçükken arkadaşlarınla, kardeşlerinle bir yasak eylem yapardın ama o gruptan biri mutlaka geri bırakılırdı. İhanete o zaman uğramaya başladık biz ve ihanet etmeyi o zaman öğrendik. Adı ihanet değildi gerçi, en fazla şaka yaptık, eğlenmeye çalıştık olurdu. Neyse eğlenceyse arkadaş satmanın artık ama yaptık. Yalnız bu durum tüm canlılarda var. Kendimize çok da yüklenmemek lazım. Bazı anlar vardır. Herkesin başına gelmez. Ha seçilmiş insan olduğunuz için de gelmez. Tabii bir gudubetlik olduğu için de. Ya da hepsinden dolayı gelmiş olabilir. Olayları yorumlama şeklimiz olayın bize getirisiyle orantılıdır. Misal ormanda gezintiye çıktınız. Tesadüfen gittiğiniz bir yerde ayağınıza bir şey takıldı. Ay bu da ne be? Diye bir bakayım dediniz. Şekilli bir taş parçası. Daha yakından bakayım dediniz. Bir çektiniz, aha, altında kocaman bir küp altın bulunan işaret taşı.
Senaryo güzel. Bu senaryoda siz seçilmiş insan olursunuz. Aynı senaryoda ayağınıza bir kemik takılır ve devamında bir insan iskeletiyle karşılaşırsanız burada da abi nasıl bir gudubetim ben, millet altın bulur, benim denk geldiğim şeye bak dersin. Bunları hep duyarız. Ama hiç bizim başımıza gelmez. Mesela herkesin elinde telefon ve herkes kayıtta. Televizyonlar için büyük haber niteliği taşıyan bir anı tesadüfen çekebilir ve o görüntü karşılığında belki de ciddi meblağlar kazanabilirsiniz. Eskiden bir şimşeği çekebilmek için ne uğraşlar veriliyordu? Şimdi yıldırım anları bile görüntülenebiliyor. Üzerinize düşmediyse seçilmiş insansınız. Gelenek haline getirilen bazı olaylar vardır. Yani birisi bir olayı organize eder, sonra millet gelir, işte yemek yer, müzik eşliğinde eğlenir falan. Organizasyon birden çok keyif vermeye başlar. Öyle olunca da denir ki, bak bu iş çok iyi oldu, bize de iyi geldi, hadi bunu her yıl yapalım da geleneksel olsun. Köylerde yapılan şenlikler, okul arkadaşlarının yılda bir kez buluşması gibi örnekleri çok duyarız. Bunlar evrenseldir, sadece bize has değildir. Amerika'nın Denver kentinde bir köy şenliği yapılır mı bilmiyorum. Hani Denver ağasını seçelim falan. Niye bir ağa seçiliyor şenlikte onu da bilmiyorum mesela. Bir de her yıl aynısı oluyor ya, arada değişiklik iyidir diye bir yenilik getirilmeye çalışılıyor demek ki. İngiltere'de peynir yuvarlama şenliği var. Geleneksel. Dik bir tepeden yuvarlak bir peynir atılıyor. Millet de onun peşinden koşarak peyniri yakalamaya çalışıyor. Dik yokuş ve koşmak. Sonuç peynirle birlikte yuvarlanan insanlar. Görüntüler komik. Bizim dik yokuş ve çayırlık alan görünce peynire ihtiyacımız yok gerçi. Ama onların var. Well done. Well done. Can you do one for us? Thank you so much. One with me. Yeah, so proud of you. Biz mi filmlerden etkilendik, senaristler mi bizden? Tavuk yumurta olayının farklı bir versiyonudur bu. Hani normalde dur susuzluktan kıvranan düşmanımın karşısına geçip de suyu kana kana içeyim, üstüne bir de hunharca diye kahkaha atayım demez kimse. Ama biz filmlerde gördük. Tamam belki yapmayız ama içimizden de kim bilir ne işkence yöntemleri geçiririz. Demek sen bana bunu yaparsın ha? Senin şöyle saçını elime dolayıp şöyle şöyle döndürmek vardı ama dua et ben film değilim. Bu en masumu. Demek ki senaristler daha çok bizim iç dünyamızdan etkilenmiş. Gerçi hangimizin iç sesi dur tavuğun budunu kocaman ısırıp buradan da yağlar akar diye kahkaha atar ki. Ama o gülüşte nasıl sinir bozucudur. Düşmanın karşısına geç, kahkaha at. Hiçbir şey deme. Sadece gül. Delirtir. Ya da eşlik etsen de aman ölüp gideceğiz. Gül geç işte. En haşin kahkahanla. Yemin ederim Instagram'dakiler bile. Ne?
Was soll ich denn? Üzülüyoruz. Gördüklerimize, göremediklerimize, kavuşamadıklarımıza, isteyip alamadıklarımıza, alıp mutsuz olduklarımıza üzülüyoruz. Sahip olamadıklarımıza, sahip olup engel olamadıklarımıza üzülüyoruz. Verilenin de, verilmeyenin de kıymetini bazen bilemiyoruz. Olmayışına üzüldüğümüzün hayrını göremiyor, olmadığı için üzüntüden kurtulduğumuzu bilemeden üzülüyoruz. Belki de sadece bakıp geçmek lazımdır verilmeyene, belki de sadece gülümsemeli olmayışına. Olmuyorsa kavuşmak daha güzel olacağı içindir belki de. Her neyi istiyor ve her ne için savaş veriyorsak zamanı var, zamanımız var demek ki. Yeter ki biz o son gidişte üzülmeyelim. Hoşçakalın. Belgelendir. 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 Belgelendir.